Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. İktidar olmak aciz kalmak. Yapı kullanım izin belgeleri olmadan 150 okul için eğitime onay verilmesi için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı skandalında ilginç bir atama yazımın yayımlanmasından sonra bana ulaştı. Yapı kullanım izin belgeleri olmayan 75 okulun açılışı için Bakan yardımcısı Mustafa Safran'a onay yazısı gönderen Temel Eğitim Genel Müdürü Doktor Cem Gençoğlu terfi ettirildi. Yeni görev yeri şöyle. Türkiye'nin Avustralya Sydney Eğitim Müşaviri. AKP iktidarının yasaları uygulamayanlara mükafatı işte tam da budur. Okurlarımın mesajlarından birkaç örnek vereceğim. Bahattin Dinç şu mesajı gönderdi. Etimeskut Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesiyim hem de daimi encümenim. Ama ne yazık ki inanın belediyelerde fazla etkimiz yok.'' TBMM'den çıkan yasalara göre hareket ediyoruz. Vatandaş çizdirmiş olduğu projeyle belediyemize müracaat edip ruhsatını alıyor. Ama bazı sahtekar mimari projenin dışına çıkıyor. Belediyemiz tarafından belediyemize gelen şikayet üzerine tutanak tutuyoruz, ceza kesiyoruz. Ne yazık ki cezalar çok komik ve az olduğu için de adam o cezayı göze alıyor, inşaata devam ediyor. Sonra biz encümende yıkım kararı veriyoruz. Ne yazık ki belediye yıkım kararını uygulamıyor ve yapanın yarına kar kalıyor. Burada esas konu belediyeler neden yıkım kararlarını uygulamaz veya neden uygulamıyor. Esas gündeme getireceğiniz, devamlı gündemde tutacağınız konu bu olması gerek. Çünkü biz meclis üyesi ve daimi encümen olarak yasaları uyguluyoruz ama yıkım olmuyor. Adını vermek istemeyen bir okurumda şunları yazdı. Bakan kurum 100 metrekare dairenin inşaat maliyetinin 1 milyon TL'yi aştığını fakat TOKİ'nin vatandaş için bu rakamı %40 sübvansiyon indirim yaparak şöyle açıkladı. 2 artı 1 100 metrekare 608 bin TL. 3 artı 1 120 metrekare 850 bin TL. 100 metrekare standart konutun maliyeti arsa bedeli hariç 1 milyon liranın üzerinde demiştir. Doğal afetler sigortaları kurumu sitesinde azemi teminat limiti için DASK tarafından verilen azemi teminat tutarı 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640.000 TL'dir. Azemi teminat tutarı tespit edilirken yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti, arsa değeri hariç dikkate alınır. Evimi satın aldığımda DASK sigortası yaptırdım ve devam ediyorum ülkemiz ve evim olduğu coğrafya deprem kuşağı üstünde bilincindeyim. Emekli ikramiyemle satın aldığım tek mal varlığımı koruma gayretindeyim. Devlete ve yasalara güveniyor ve sigortamı yaptırıyorum. Ama sigortaya yatırdığım paranın da aynı evimi tekrar inşa edecek şekilde inşaat maliyetlerine paralel büyümesi gerekiyor ama aksine sabit. Evim 140 metrekaredir. İzmirili karşı yaka sınırları içinde, bu ev yıkıldığında 4-5 kat artan inşaat maliyetleri dikkate alındığında aynı evi 640 bin TL teminat tutarıyla bu evi yeniden inşa ettirmem mümkün değildir. Ben emekli maaşımla bir yere tatile gidemeyeceğimi biliyorum ama hiç olmazsa yaşadığım ev harap olduğunda aynısını tekrar bir yerlerden kaynak bulmaya çalışmayarak borçlanmadan yapabilmesini istiyorum. Burada öngörülmüş 640 bin TL teminat tutarı gölge fiyat olur. Gölge fiyat, fiyatların yetersiz olduğu ya da hiç oluşmadığı durumlarda toplumsal fayda ve maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere bağlanan fiyatlardır. Ekonomik analizde kullanılan gölge fiyatlara muhasebe fiyatları, ekonomik fiyatlar ya da etkinlik fiyatları da denir. Gölge fiyatların kullanılmasının en önemli nedeni Piyasaların özellikle az gelişmiş ülkelerde tam rekabet koşullarından uzak olması ve cari piyasa fiyatlarının kaynaklarının fırsat maliyetini yansıtmamasıdır. Ayrıca zorunlu deprem sigortası enkaz kaldırma masrafları kapsam dışı bırakılmıştır. Deprem sonrası tüm varlığını yitirmiş vatandaş bu maddi yükü nasıl karşılayacaktır? Değerli okurlarım, iktidar olmak muktedir olmak denirdi yıllardır. MHP destekli AKP iktidarı öyle bir ucube tek adam rejimi yarattı ki iktidar olmak aciz kalmak. Kartaca yıkılmalı. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu ucube rejim tarihe gömülmeli. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.